Bir bir gidiyor Ramazan günleri. Son iftar hazırlığı arkadaşlar, geldi gelecek diye diye Ramazan hazırlığı şöyle böyle derken bugün son iftara hazırlık yapıyorum. Saat 6'ya gelmek üzere. Bugün tüm mahalle mangal yapıyoruz. Tavuk aldım geldim. Şimdi gidiyoruz, tavukları parçalayalım. Evet, son iftarımızı da hazırlıyoruz. Rabbim seneye de yaşatsın, görmeyi nasip eylesin diyorum. Haydi bakalım. Bence şimdi öncelikle şuradan bir leğen almamız lazım. Tabii leğenin içi komple dolu. Bir tane yokum içinde. Maşallah, 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 subhanallah. Pişi bile var. Yer misiniz? Kimyonu da buldum. Şöyle içine bir sileyim. Bir ayın sonuna geldik. Bir bir gidiyor Ramazan günü. Şimdi teker teker açıklama yapmak zorunda hissediyorum kendimi. 4-5 aile hep beraber mangal yapıyoruz. Wow. Aman. Burada yaklaşık olarak kaç kilo tavuk var hemen söyleyeyim. En az bir tavuk 2-250, yani 2-4-6 kilodan fazla tavuğum var. Yaklaşık olarak bir 10 kilo tavuk yapacağım bugün galiba. Ya, ufaktan başlayalım. Hadi bakalım. Ellerimi güzelce yıkayayım. Yayındakilere gülücük atıyorum. Onlar benim canımın ciğeri. Siz yokken onlar vardı. Ama bazen beni kızdırıyorlar. Yapacak bir şey yok ya. Birbirimizi seviyoruz. İnsan sevdiğine kıyamazmış. Evet, güzelce mangallık olacak şekilde ayıklayacağız arkadaşlar. Sakatat kısımlarını ayırıyoruz. Annem de güzelce bir çorba koydu. Aslında pişama bile yeseydim olurdu. Şöyle hemen yapıştır gelsin. Bu kelebek kısmı mangalda gerçekten lezzetli oluyor bu arada. Kasaba falan gerek yok. Hemen kendim şöyle açıyorum, hazırlıyorum. Ben zaten kasap olmuşum. Açıyoruz hepsini. Bunu da aynı şekilde. Rabbim Kurban Bayramı'nı da görmeyi nasip eylesin. Tabii siz bu videoyu artık bir 20 gün sonra falan izleyebilirsiniz. Çok üşeniyorum videoları düzeltmeye, atmaya. Sebepsizce şöyle göğsümüzü açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rastgele keselim. Bir bir gidiyor. Hepsini aça aça gidiyorum. Gelmiş bana diyor ki derilerini ayırma. Sanki ben derilerini ayırıyorum. Bir şey yapacak oluyorum. Böyle laf söyleyince var ya hiçbir şey yapasım gelmiyor. Al diyorum sen yap. Böyle deyince kaçıyor gidiyor. Bir Ramazan boyunca delirtti beni ya. Hepinizin annesi öyledir herhalde.
Ya benimki böyle bence sadece de. Yine de bir şey demek istemiyorum. Kız bir şey yapıyorum, asla memnun olmuyor, asla. Dün sinirimden uyudum ya, 5 saat uyur mu bir insan? Akşam iftardan sonra anneme sinirlendim. 5 saat uyumuşum. Uyumazsan gerçekten sen daha çok üzülüyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu Ramazan boyunca bereket de eksik olmadı. Evimize gelen giden de eksik olmadı. Tabii niye geliyorlar? Neden sürekli sizler muhabbeti de hiç bitmedi? Ben hep diyorum, ben verdikçe Rabbim de bize nasip ediyor. Çok şükür Rabbime. Ne yaptın? Annem çorba yapıyor. Bir şey yapıyor. Hayır oğlum, kaldırdım ben, ondan bir şey olmaz. Kapatayım mı altını? Getir. Dur bir dur. Gözümün önünü niye kapadır? Çorba da çorba oldu. Şimdi tavuğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Rabbim afiyetle yemeği nasip eylesin. Anam garı tuzu götürmüş. Tuzu yok. Hiç mi? Bismillahirrahmanirrahim. Tuzumuzu atıyoruz. Sıvı yağ. Sarımsak yeri indireceğiz mi? Abart, abart, şiş. Öyle değil mi? Kekik. Abart abart değil mi? 8 kilo tavuk var burada, biliyor musun? Kızım, bunu tuzu bulur musun ya? Of ya, bir dakika bırak beni ben. Karabiber. Pul biberi de ver kanks. Ben biliyorum, pul alıp geleceğim. Pul biberi var. Tavuk yıkanmaz. Kimyon. Ve toz biber. Bismillahirrahmanirrahim. Son olarak tuz bitmiş çünkü. Neyse, salça koyacağım. Gel sen, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli, lezzetli olsun inşallah. Diğerleri şifa olsun. Rabbim alandan, getirenden, yedirenden, içirenden Allah razı olsun. İyice güzelce karıştırıyoruz. Bakın şimdi geldi köşede donmayı, birazdan ay ay diyecek, tıkandım diyecek. Bak bakayım bana, ne yiyorsun? Biber mi? İyice ne karıştırıyorum. Görüyorsunuz, mis mis mis. Ne bir yavrum seni, sıktılar. Kırık gibi. Yırtılar. Cart. Çürt. Cart. Çürt. Kocam da kocam. Ekran fotoğrafı aldım. Allah razı olsun. Rabbim kesenize bin bereket versin. Amin. Bakın bakalım. Birinin bana kapıyı açması lazım. Geliyorum, dur. 80 kilo tavuk götürüyorum sanki.
Anam çok güzel kokular geliyor burnuma. Anam. Ooo mangalcı başılar. Yapıyorsunuz bu sporu. Söyleme şu anda. Tamam. Fön makinayı yeni mi aldın? Versene şuradan üfürttürsek şurada. Hemen çiz olsa. Hayır. Neden hayır? Hani ben oruçlu değilim. Benim için önde yese. Sakizde de yerim ben. Oruçlu olan sizlersiniz. Çorba yesinler. Ne kadar büyük tencereniz var biliyor musun ya? Vallahi ben arayayım cevap vermiyor. İlerideyim. Soframız hazır. Özlem bu patlıcan mı? Patlıcanı közleme. Koy patlıcanı. Niye? Patlıcan var mı? Patlıcan çünkü. Sadece biberi közleyeceğiz. Semiz neydi bunun ismi? Semizotu. Soğuk. Bunun yoğurtlamasını yapacağım. Pırpırim. Pırpırim. Ben çok severim. Aşırı severim. Baya severim. Yoğurt sarımsak baya sevmeler. Koyalım. Güzelce doğruyorum. Küçük küçük. Önceden bahçede çıkardı bunlar. Taze taze kahvaltıda yerdik. Pırpırim yapmayı bilmiyorum. Ama çok lezzetli oluyor. Onu söyleyebilirim. Farklı bir şey mi? Evet. Doğullar yapıyor. Emin gibi bir şey yapıyor. Çorba gibi değil. Tam çorba değil de çorba gibi gibi. Cacık gibi de aslında. Böyle doğruyoruz arkadaşlar. Üstüne sarımsaklı yoğurt, üstüne de bir güzel tereyağında biber yakıyoruz. Yeme de yanında yat. Çakma mantı. Çakma mantı değil, direkt dereotu, şey, semizotu. Çok teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. Bu tür şeylerde, yoğurtlamalarda süzme yoğurt kullanmak aslında püf noktası. Ama süzme yoğurdu her zaman bulamıyoruz. Ben zorla aldırıyorum. Çaktırmayın. Şöyle birazcık süzme yoğurt koyuyorum. Allah razı olsun canım. Birazcık da normal yoğurt koyuyorum. Sarımsaklı yoğurt yapacağız şimdi. Annem geldi kaç. Sulukta patlıcan vardı. Şimdi bunu doğrayacağım. Ve birazcık tavada kavuracağım. Güzelce doğrayalım. Ayşegül bunu sanki yemekmiş gibi yiyorlar. Kürtler gerçekten patlıcanı çok seviyor. Ve çok da güzel oluyor. Güzelce patlıcanlarımı alıyorum. Biraz zeytinyağı döküp kavuracağım. Yazın közlemiştim hamaratta. Şimdi de kullanıyoruz. Kış bitti. Bir daha yaz geldi. Kalabalıkla yeniyor böyle şeyler ya. Öbür türlü yenmiyor ya. Yavaş yavaş sofraya koyacağımız şeyleri tabaklamaya başlayayım. Dünden dolmam var. Çok da güzeldi. Şöyle tabaklara birer ikişer. Kuru dolma. Biber dolması. Gönderelim. Yapacağım iş belliydi zaten de.
Gitti tereyağı. Neyse yapacak bir şey yok. Tereyağsız yenir artık. Ne yapayım? Sakarlık değil de insanların gerçekten kötü gözü var. Ben çok inanıyorum. Güzel gözle bakmayan, misafir gelmesini çekemeyen bir sürü insan var. Böyle güzelce yerleştiriyorum. Hazır bunlar. Böyle iyice ısıttım bunu. Tereyağım komple döküldü zaten. Biraz sıvı yağ koydum. Isıtırım birazdan. Patlıcana birazcık zeytinyağı koyuptu. Sıvı yağla kavurdum. Sarımsakları rendeliyorum. Rabiş işte biberleri getirdi. Soyuyor. Karıştıracağız. Toz biber, karabiber, tuz, nar ekşisi. Çok güzel bir ezme mi dersiniz, salata mı dersiniz artık size kalmış. Mangal yanına mutlaka güzelce gider. Ha bir de dün yaptığım kereviz salatası var. Onu da çıkaracağım şimdi. Şöyle iyice karıştırayım. Aferin bana. Şöyle kereviz salatası var. Bayram için yaptım bunu. Gelen gidene olursa diye. Azar azar koyacağım. Çünkü herkes yemeği bulur. Şöyle cevizli, dereotlu. Kanada getirin. Nasıl? Karıştır iyice. Karışmadı suyu ya. Getirir mi şey kayısı tabak bir tane daha? Arka ne babacım daha var 20 yaşta. Koy koy. Abi. Gel sıkılıp. Döksene değerine gitsem. Bengi kayısı getiriver be. Değil mi? El salla. El salla, el salla. Kara el salla. Abisi. Alttan hava almıyordu. Şimdi üstten de hava almıyor. Hayırlı işler. Çabuk onu ver. Ver onu. Seninkine ver ne? Biberleri güzelce açıyoruz. Biber de çok severim. Arkadaşlar sizin eviniz değil. Benim evime gelenden gidenden niye rahatsız oluyorsunuz ki? Yapmayın yani çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Ben sizi kendi ailem gibi görüyorum. Yani siz benim ailemsiniz. Evime gelenler rahatsız oluyorsunuz. Bu hiç hoş değil. Doğru bir durum da değil. Ramazan ayındayız. Tabii ki evimizde yiyecek, içecek. Rahatsız olmuyoruz asla. Allı şeker, seyrettik şeker. Ben sabahtan beri hiçbir şey yemiyorum yine bugün. Ben de az önce gittiğimle mutlu oldum. Sonra da eciş bücüş. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Evet. Şu açlık hissetmeye ne zaman başlayacağız acaba? Artık bir gerekli mi bu? Senin bir böyle bir ayın falan var. Başlarsın açlık hissetmeye. O hissetmek daha zor biliyor musun? Acıkıyorsun, yiyemiyorsun ve mahvoluyorsun. Teşekkür ederim canım, hoş geldin. Bayram harçlıklarımı bekliyorum arkadaşlar. Bir bayram harçlığı için iki para yağmur.
Bayram harçlığı kabul edilir. Bana balina geldi biliyor musunuz? Sinemciğim pide için teşekkürler. En son sos derken görüşelim arkadaşlar. Şu an saat 19.12 geçiyor. Daha var. Ben oruçta olsaydım asla şu an enerjik olamazdım herhalde. Bakın. Toz biber koydum, karabiber koydum, nar ekşisi, zeytinyağı, biraz da limon sıktım. İçinde zaten sarımsak var biliyorsunuz. Harika bir salata oldu. Şu an ağzım sulandı. Gözler abla yine tabak verir misin bana? O koyduğun tabaklar var ya, 4 tane olur. Daha çok sonra. Lezzetli görünüyor. 4 tane kahve. Ver onu da orada koyalım, taşımayalım. Burada koyalım, bence götürelim direkt. Ben kabını oradan alır gelirim. Olsun. Sıkı tut. Bye. Son olarak bunu yapıyoruz. Bu sulanmasın diye en son yaptım. Kaşla göz arası maşallah maşallah neler neler yaptım. Bunu da iyice karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada sarımsaklı yoğurt. Yine dün mantıdan kalan sarımsaklı yoğurdu bununla birleştirdim. Bir daha sarımsak doğramadım. Acıktığım o kadar belli ki. Şimdi şov kısmı. Gelin bu tarafa. Güzelce yağımızı. Harika. Özlem de gelirken hurmayı getirir misin? Gidiyoruz. Her şey hazır. Gelirken hurmayı getirir misin? Ne? Hurma. Git. Evet evet. Ay çok güzel mangal kokuyor. Mangal kokuyor. Yallah. Mangal. Baba. Mangal. Çok severim. Aşureyi de çıkar pısırtlarını da. Hayır. Manyak. Lemon hadi ben daha koyayım. Gelin şey. Tamam beyni getirecek. Gelin. Nerede lemon? Çok katmayın. Bilmiyorsunuz mu? Başı sen yiyeceksin bir şey yapacaksın. Afsel gitme ne? Yukarı. Anam oğlum düşer merdivene çıkmış. Lan. Dövüştürler mi ya? Hmm, hiç gitmiyorlar ki. 4 dakika. Benden de gitmiyorlar. Ne olmuş ya? Bana bak seni vur bak. Aa maymun. Aa Afsel maymun. Aba aba. Yaptım. Aba. Mama. Şu. Bak kediye bak kediye. Asel asel bak bak bak. Otur şuraya güzelce. Aha okunuyor. Düşeceksin arkana düşeceksin. Açın artık suyu. Bunu getirdin. Bir daha arabaya patlatın. Ben bile korktum. Öyle mi ikiz aynı mı? Aynen. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bunlar batık. Şimdi ne çocuğum çapıtladı. Gitti gitti. Oruç da bitti. Anne şey yok mu? Neyle koyacağım? Elinle mi koyayım? Ver. Babam da yiyor. Bak o da yiyor. Beni çıldırtın. Aysel. Niye aldık ya? Aysel nerede? Bunu Süleyman çıkarsan gidiyor. Babam bunu anlatacak. Dur. Herlik yiyeceğim. Bize bunu yiyeceğim.
Ne oluyor ona be? Ses diyor. O neyse bunu geçirin. Tamam geçin. Asel. Hadi gel. Cem'i uzatsana şurası. Neyi uzatsın? Elden öyle yolla. Gel gel ne oldu gel. Gel bakalım gel. Ne oldu? Yalaka. Beraber kolay verin. Tamam, tamam. Çorba vereyim mi size? Raşit amca. Ne oluyor anne çok sen ona sataşma ne hiç bulan. Vereyim mi? Ne koydun bunun içine yine? Çok ağır bir tadı var. Çorbanın tadı nasıl? Kötü değil ama ağır bir tadı var. Çorbanın. Ne benden konuşma sen. Annen değilim ben senin. Evlatlıklarına edildin. Bence nene de bundan sonra. Ne yiyorsun? Mercimek. Tavuk. Annen orada yok mu? Hacer'in önünde var mı? Poğaçaları sıvıra yapmıştım. Ben bunları bugün bir daha sahura kaldırayım da görsünler. Kaldır da bugün de yarın da tutsunlar. Ben de öteber hazırladım. Aa şuydu. Çok soğuk. Şişt, güzel bir bahane çökmüş mü? Altı kaynıyor ya bakıyor. Çökmüş. Bunların içine patates aldım. Ne oğlum? Çay börek pasta bekleyin. Attığını ver. Yok. O niye akmıyor be? Üfleyeyim ben. Şey olmuş herhalde. Kireçlenmiş herhalde. Milan'la. Özlem diyor ki abi abi. Herkes hastalı bilmiyorum da. Neden ama? Dedi hiçbir şey yemedim. Yok yemeyle şey yoktu. Pişman olursun ama bir daha yapmayız sana. Baya dışarıda oturduk. Daha yeni girdim eve. Saat 12.30 olmak üzere. Saçımı falan yıkamam lazım. Video sonu. Umarım sizin için de güzel geçen bir ay olmuştur. Değerini kıymetini bilmişsinizdir. Bilemediyseniz de bilmeye çalışın. Yarın bayram. Sevdiklerinizle. Ölmüşlerimiz olabilir, en yakınlarımızı kaybetmiş olabiliriz ama şunu düşünmeniz lazım. İnşallah burayı izliyorsunuzdur. Anneniz, babanız, Allah hepsinin mekanı cennet olsun. Hayatta olsaydı sizin bu bayramda mutlu olmanızı isterdi. O yüzden siz de geri kalanlara en güzel şekilde yaşatmaya devam etmelisiniz ki onlar sizi gördüğünde mutlu olsunlar. Onlar yok diye bayram yokmuş gibi davrandığınızda onlar üzülür. Lütfen bugün... İzlerseniz eğer yarın çok 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 güzel bir bayram yapın ki onlar çok mutlu olsun. Allah sizlere sabır versin. İnşallah Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.